Dök içini. Bana dökemiyorsan denize dök. O yüzden geldik. Ben bir zamanlar sevdim onu. Sonra nefret ettim. Vurdum ben onu, daha ötesi mi var? Kim ne derse desin. Ölümünde benim de payım var. Ama en kötüsü ne biliyor musun? Gerçekten de istedim ölmesini. Şimdi? Şimdi bütün suçunu bana bırakıp gitmiş gibi. Şimdi bütün günahlarının yükü daha da benimmiş gibi artık. Değil. Kimin o zaman? Etrafıma bakıyorum. Savaş'a, sana, Güçlü'ye, Selma'ya. Her yanımda onun zarar verdiği insanlar var. Yaşadığı süre boyunca içimdeki bu acının bir karşılığı vardı. Şimdi yok. Acım akamıyor artık hiçbir yere. Gör oldum. Doluyorum. Taşamıyorum. Ağırlaşıyorum. Zamanı geldi. Nice mutlu yaşlar Aslan abim. Unutmuşum ben doğum günü falan. Aklımda başka türlüsü vardı. Dedim ki o savcı tutuklanmış olur. Hepimiz bir iyi oluruz. Olabildiğimiz kadar işte. Hep beraber bir sofraya otururuz. Bir iki lokma bir şey yeriz. Bir nefes alırız. Herkesin bir umudu tazelenir. Şu hale bak. Meryem'e söyleme. Bir de buna üzülmesin. Hatta ben de bu ara biraz rahat bıraksam daha iyi. Kız bana baktıkça daha kötü oluyor. Daha çok üzülüyor. Kötü dediğin böyle olur. Doğum gününe bile musallat oldu. Hem de öbür tarafta. Ama bakma öyle bir şey demedim ya. Ama doğruya doğru. Zaten kızların hayatını karartan heriflerim ben. Bu neydi şimdi? Burcu'yla konuştuk geçen gün. Dünya olay oldu, anlatamadım sana. Ne olmuş? Kötü abi, çok kötü. Kızın büyük travması var. Çocuğu olacakmış. Şerefsiz kocası yüzünden doğuma az kala kaybetmiş çocuğu. Nasıl pislik heriflere bulaştıysa İtoğlu, kız 7 aylık hamileyken kurşunlamışlar. Ne diyorsun oğlum sen? Vallahi şu an dediklerime ben de şaşırıyorum. Ulan bu kızın da değil erkeklere, dünyaya güveni kalmamıştır tabii. O da yaralı anlayacaksın. Onun da kolu kanadı kırık. İyileştireceğiz. İyileştireceğiz. Sana bana mücadele etmeden bir şey yok Güçlü. Biz bu kızları sevdik. Öyle zor diye vazgeçmek yok. Vazgeçmeyeceğiz abi. Vazgeçmeyeceğiz. Bunlar ne ya? Öyle mahalleye dağıtalım diye. Oktay için değildir inşallah. Bizden aldıkları için. Bir daha arkamda abimi ararsan gerçekten kırılacağım, çok az kaldı. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ben şu peynirlilerden istiyorum bir tane. Naz için şu dereotlulardan, abim için zeytinliden. Bir de sen hangisini seviyorsan ondan. Hadi bize kahvaltıya gidiyoruz.
Selma seni bugünlük idare eder. Ay tabii ederim ya. Hadi sen git git. Yok olmaz. Meryem. Bak aynı insanın resmi benim evimde de var. Biz seninle aynı resme bakıp ağlıyoruz. Aynı insan için. Daha nasıl aile olunur ben bilmiyorum ki. Zor günde de birbirimizin elini tutamayacaksak ne anlamı var? Bugün abimin doğum günü. Tek başına geçirecek öyle. Sana söylememi istemedi, üzülme diye. Ben artık mutlu günlerimizin üstüne başkalarının gölgesi düşsün istemiyorum. O mutlu günleri en çok biz hak ettik. Yaşayalım istiyorum artık. Sağ ol söylediğin için. Geliyor musun? Abim nerede? Ben buradayım da sen nereye kayboldun sabah sabah? Diyeceğim anlaşıldı. Meryem'e mi gittin sen? Neden? Benim gitmem garip değil. Senin gitmemen garip. Ben de kahvaltıya çağıracaktım ama. Güçlü de aynı sebeple gitmiş belli ki ama yalnız dönmüş. Bakın iyi niyetinizi anlıyorum ama Meryem gerçekten istese kendi gelirdi zaten. Neyse. Afiyet olsun. Ne yapıyoruz? Neyi ne yapıyoruz? Oo Naz sen de unuttuysan abimin doğum günü bugün. Ay doğru ya. Hepimiz iyi gelirdi aslında ama. Neymiş o? Bu benim yaşadığım mutluluğu abim de yaşasın istedik ama olmadı. Bugün abimin doğum günü. İyi denk gelmiş. Hediye gibi haberim var. Parmak izinden bir şey çıkmamış. Yani şu anda Meryem'i arayan soran yok. Yani felaket tellallığı yapmak istemem ama savcı vuruldu sonuçta. Şüpheli arayacaklardır. Yani arayacaklar da burada aramayacaklar herhalde. Değil mi Burcu komiserim? Parmak izinden bir şey çıkmaması garip. Yani biri bir şeyler karıştırıyor diyeceğim ama dosya ertandı. E tamam yani şu anda her şey yolunda diyebilir miyiz diyemez miyiz? Yani diyebiliriz. Yemin ederim ayağım uğur. Alo. Yapalım doğum gününü. Ha şöyle. Yemekler benden. Helal sana be. Aslan Selma. Bizi Naz'ın eline bırakmadın. Şş, ne diyeceğim? Kimseye söylemiyorsun. Abim beni öldürür bak. O da bende. Merak etmeyin siz. İyi. Tamam. Gerisi de bizde o zaman. Merak etme. Hı, tamam. Nasılsın? İyiyim. Fırında biraz yardıma ihtiyaç vardı da gelebilir misin diyecektim. Savaş. Sen böyle benden hep bir şey istesene. Demok olarak düşünür müsün beni? Bak üst raflara da uzanabiliyorum. Gel de düşünürüz. Hani çok iş var. Tamam. Görüşürüz. Ben çıkıyorum. Nereye? Meryem yardıma çağırdı. Fırına. Hadi afiyet olsun. Hadi görüşürüz. Hoşça kal. Vay 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 vay. Savaşa mı şimdi bu? Döktürürsün sen şimdi. Hoş geldin. Daha iyi görünüyorsun. Aç mısın? Allah'tan tam yerindeyim. Akşam çok merak ettim seni. Beni yanlış anlamıyorsun değil mi? Ben seni tanıyorum. Yardım bahaneydi değil mi? Beni görmeye çağırdın sen. Motivasyonunu bozmak istemem. O yüzden dediğin gibi olsun. Çünkü çok yorulacaksın. Öyle mi? Peki. Hazırım. Nedir? Aşağıda un çuvalları var. Çuvallar, tamam. Şeker çuvalları da var. Şeker çuvalları, o da tamam.
Ay ya, perde takılacak. Boyu uzun ya. Hah. Perde de var mesela. Hmm. Tamam. Sen süt ve peynir için Recep abiyle konuşmuş muydun? Hazır mıydı onlar? Evet. Mandıraya gidilecek. Mandıra. Bir koşu onları da hallediverirsin. İyi. Bunların hepsi için bir kurabiye daha. Konay gelsin. Şş, süslen ha. Tamam hadi. Mandıra işi tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Güzelliği neye borçluyum acaba? Bugün benim için uğraşsın o kadar. Ben bir yemek yiyelim dedim ama çok mu abartmışım? Çok güzelsin. O ne? Bir şey. Üstüne mum konulacak bir şey olabilir mi acaba? Ben beceremedim. Bozdun değil mi sürprizin? Bozmadım. Hiçbir şey mecbur değilsin. Ne yaşamak istiyorsan onu yaşa. Tamam mı? Mutlu ol istiyorum. Mutlu olmayı hak ediyorsun. İyi ki doğdun. İyi ki varsın. İşte ben de tam aynı şeyi düşünüyordum. İyi ki varım. İyi ki şu an senin karşında ben varım.
Savaş, Savaş ne yapıyorsun? Sen geçen sefer bunları yıkayıp getirmiştin ya. Ben çok bozuldum. Bunları yıkamadan getiriyorsun. Önce hediye. İşte ben de o hediyeyi almak istiyordum aslında ama. Ne bunlar? Dilek hakkı. Dilek hakkı. Sihirli gibi düşün. Dile benden ne dilersen gibi yani. Önümüzdeki doğum gününe kadar bunların her biri için benden bir şey isteyeceksin. Ben de kayıtsız şartsız yapacağım. Ne istersen. Ne istersen. Bayağı sihirliymiş. Tamam, aldım. Beni sensiz bırakma. Ne olursa olsun. Savaş, nereye gidiyoruz? Lütfen dönelim. Ne yapacaksın? Kadının karşısında durup sana katil demesini mi dinleyeceksin? Kaçtığımızın farkındayım. Ben artık hiçbir şeyden kaçmak istemiyorum. Yüzleşeceğim onunla. Savaş. Polis seni arıyor. Hani bir şey yoktu? Varmış işte. Birileri uğraşıyor dediler. Güçlü birileri. Bulacağım. Anlatacağım olanları. Ortada delil yokken yakalama çıkartmışlar. Bu durumda seni bırakmam. Bulayım bir kimin uğraştığını. Sonrasına sonra bakarız. Ben artık hiçbir şeyden kaçmak istemiyorum. Sen hiçbir zaman kaçmadın ki zaten Meryem. Dimdik gittin, girdin o emniyetten içeri. Şu anda sen kaçmıyorsun. Ben kaçırıyorum seni. Meryem, bana güven. Seni hiç hayal kırıklığına uğratmadım. Uğratmayacağım da. Nereye peki? Her şeyden uzağa. Mutluyduk. Yine oluruz. Ne oluyor? Lastik patlamış. Lan bir bu eksikti ya. Bekle bir dakika. Ya senin yapacağın işe ben. Ulan kullanıyorsun bari yerine koy be. Al işte. Al. Kaldık dağın başında. Ne demiştin sen? Yine oluruz. Aldın mı saniyesinde cevabını? Aldım. İyi, al. Kim geçer ki buradan? Telefon falan çekiyor mu? Hop. Yakala bakalım, hadi. Nereye?
Yürüyelim hadi. Uzak çok. Konuşa konuşa artık hadi. E tamam bekle bari. Kışın dışarı kimse çıkmıyor ya. Bence haksızlık ediliyor. Kışa. Hı. E soğuk. Üşümüyor musun? Biraz. Ama üşümenin de güzel tarafları var. Hiç ikna olmadım. Mesela? Mesela böyle soğuk olunca yapınca ağzından duman çıkıyor ya. Bir de bu var mesela. Bence bu daha ikna edici. Lastik patladı ya. Bir de üstüne yağmur da başladı. Galiba biz gerçekten şanssızız. Belki birazdan güneş açar. Bak ben bu konuda seninle aynı fikirde değilim. Ben çok şanslıyım. Hatta o kadar şanslıyım ki bu lastik yine patlayacaktı. Ama senin yanındayken patladı. Bak şimdi. Ya senin yanına gelirken patlamış olsaydı yanardım. Yanardım. Ne yapardım ki? Bilmece gibi vallahi. Vallahi. Daha çok uzun yolculuk. Çok güzel. Hadi ben dayanıyorum da senin nasıl koşacak halin var hiç anlamıyorum. Sen beni ne sandın? Hep düşündüğümden daha güçlüsün. Dur, bekle. Meryem dikkat et. Bekle. Yalnız süper kahramanlar da üşür unutma. Bakayım. Oo, üşümüşsün bile. Hadi gel şömineyi yakmışlardır. Isınırız biraz. Hiç de bile üşümezler. Nasıl ya? E sen Superman'in grip olduğu bölümü izlemedin mi? E buz gibi tren raylarına yatarsa öyle olacağı ne bekliyorsun ki? Denize inelim mi önce? Mantıklı. Mantıklı. Hatta şöyle yapalım. Buradan Karadeniz'e yüzeriz. Oradan Varna. Varna'dan tek vasıta döneriz. Ne dersin? Sen öyle diyorsan olur derim. Demiyorum Meryem hadi. Dedim bile. Meryem! Bana bak sen yorulmuyorsun, üşümüyorsun. Ya bir şeyden sızlansam da naz çeksek azıcık. Böyle tadı çıkmıyor tam. Naz mı istiyorsun sen? Aklımda bulunsun mu benim? Hadi bakalım o zaman. Bir dakika neydi şimdi bu? Tehdit mi? Ha? Korktun mu? Ben. Korkma korkma ya o kadar korkmana gerek yok. Ben korkacağım. Neden korkacakmışım? Senden mi? Ha? Çocuk gibi oluyorsun bazen. Kim bilir nasıl tatlıydı senin çocukluğun. Annem de öyle derdi. Ama tabii herkesin çocuğu kendine. Yok ya. Böyle sarı saçlar, surat da aynı şaşırmış bakış. Bence bayağı tatlıydın sen. Ne şaşkın? Neye şaşırmışım ben? Şaşkın mı bakıyorum ben? Evet. Hoşuna gitmedi mi? O bakış bir kere seni görünce oldu. Ondan önce yoktu bende öyle bir bakış. Nasıl? Nasıl? Şöyle ki, senin kalbinin güzelliğini gerçekten görünce bir şaşırdım, bir daha geçmedi. Niye şaşırdın? Neye şaşırdım? Bu kadar güzel bir şey nasıl olmuş da olmuş ona şaşırdım. Sonra bir adam bir kadını nasıl bu kadar çok sever ona şaşırdım. Öyle bir şaşırdım, bir daha geçmedi işte. Ya, yapma. Evde durumlar ne? Nas Hanım selam söyledi. İyilermiş. Şirkete çıkıyorlardı. Tamam. Teşekkürler. Sen gidebilirsin. Açılmadık daha.
Almak için değil, izlemek için. Gece gelemedim. Özür dilerim. Gelmişsin. Evden şey yolunda mı? Sen nereden duydun? Sizin evde de mi şey oldu? Ya sen güçlüleri söylüyorsun. Keşke kendiliğinden anlatsan her şeyi. Anlatmadığına göre belli ki babanla ilgili. Çok yoruldum. Önce bir üzerimi değiştireyim. Sonra bir kahvaltı edelim normal normal. Sonra konuşalım. Olur mu? Sonralar listesine ekliyorum o zaman. Hadi. Al bakalım. Diyorum pek benim tarzım değil ama ne diyorsun? Bence böyle daha iyi. Oh be. İçin rahat değil, farkındayım. Aynı şeyi istemiyoruz diye şımarıklık yapmayacağım. Bence yanlış yapıyorsun. Ama yine de seni işine uğurlayacağım. Hayırlı işler dileyeceğim. Sen ne saklıyorsun arkanda? Ne saklayacağım? Sen benim odamdan bir şey mi çalıyorsun? Hayır, 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 çalmak. Çalmak değil. Çok kayıp. Ver onları. Ödün çalmak. Sonunda sana dönüyorlar zaten. Sen Dilek hırsızı mısın? Hırsız falan. Onu da görüyorum. Elindekini de ver. Alayım onları da. Tamam. Hırsızlık yapacak. Pardon. Ödünç alacak kadar ne isteyecektin peki benden? Gönderme beni. Emin misin? Kızıyorum. Kızamıyorum.
Bir saniye. Alabilir miyim? Tabii. Buyurun. Teşekkür ederim. Geldim. Bunun adı Mavi. Bir gün gelecek, her şey bitecek. O bizi uzaklara götürecek. O gün düşün. Bir Haziran günü belki. Bilmediğimiz bir şehrin limanına ineceğiz. Gözlerimizi kısacağız güneşten. Sadece ikimiz. İçeri girerken bunu ona verebilir misiniz? Veririz. Ne yapalım? Siz de bizim mesai arkadaşımız oldunuz. Vallahi istemeden oldu. Buraya bizden başka isteyerek gelen olmuyor zaten. Sağ ol. Ne haber? İyi. Babamı bulmuşlar mı? Yok. Konuştum başkomiserle. Nöbetçi savcının yanına çıkacaksın. Ondan sonrası da zaten zor değil. İyi. Ne yapıyorsun? Uçak. Ne? Sinirlerim bozuldu, pardon. Benim de. Sana göndermiş. Bunun adı Kuzey. Haziran'da o tekneden indikten sonra bizi bekliyor olacak. İkimizi alacak ve İsviçre'de bir dağ şehrine indirecek. Orada bizi Burcu'yla Güçlü bekliyor olacak. Oraya niye gittiğimizi Güçlü sana anlatır. Çünkü kağıt bitti. Ne? Ne var o
o İsviçre'deki dağ şehrinde? Aramızda. E Güçlü anlatır demiş ama. Yo, öyle bir gaza gelmiş. Bence doğru değil. Güçlü. Tamam tamam. Sana şöyle bir tüyo vereceğim. 5 Türk var. Bir masa var. İşlerinden bir tanesi maaşlı devlet görevlisi. O ne demek? Sen bunu bir düşün bakalım. Ben şu ileride bekliyorum. Ne oldu? Kankana sorarsın. Güçlü. Ben geliyorum diye mi gitti o? Ne oldu size? Ben ona 1000 kere hayatıma girme dedim. Bıktım. O oldu. Bir huzur yok ya. Ne zaman oldu ki? Olsun ama artık. O zaman İsviçre'ye davetlisin. Al bakalım. Belki moralin yerine gelir. İçime su serpildi vallahi. Ne iyi düşünmüş Savaş. Düşündüm tabii. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.